çok zor. Buradan bir iki kişiden daha almak lazım. Well, as everything in this island, we are the victims of politicians. It doesn't, they don't care about our feelings. And unless we unite our forces, they will do whatever they want. I mean, either one side or the other side. It doesn't matter anymore. Everybody is behaving the same. I'm not here to accuse specifically one side or another. But I believe that if we don't decide that this country is ours, and we just want something specifically for our financial benefit, this is going to happen. They are going to manipulate all the civilians. It's not, I believe it's more, it's finished, you know. It's not a problem between Greek Cypriots or Turkish Cypriots, or even people who came from Turkey or from Greece or whatever. I believe that people can manage to live together. I'm coming here, Pavlos is coming here very often. We know a lot of people from everywhere, from Antalya, from Ankara, you know. They understand our pain, so this is not our issue. The issue is that we want to hide behind politicians and we don't tell them, you know, everything has to be as it should be, you know, basic things, you know, like home, yes, like communication, like, you know, one road. We are talking about crossing a road here. How can we manage to unify a country? I mean, it's very, very simple. We don't have to make a revolution for this. Okay. Yes, we support anything against fences. Exactly. I mean, it was 2015, if I'm not mistaken, when we made a demonstration to open the Famagusta, the Rinya road, in order, and we believe that time that it was the, by opening the road, we'll be able to come to our homes, which are in the fence area. That's why we supported that event in May 2015. We hope that the road will open, and as Nikos said, it's not a matter of money. We're talking about humanitarian issues, and we believe that we, as Greek Cypriots and Turkish Cypriots, and especially Famagustians, found the way in order to be able to live together without thinking at the back of our head that is everything is money. I mean, we believe that we haven't been in our homes for the last 44 years. We want to come back in our homes, and I mean, we don't want to any fences around our town, which is so-called the ghost town of Famagusta. We want to return. 40,000 people are expecting to be back before they die. I mean, a lot of people died in the past 44 years, even my father, Nico's father, and a lot of other people, fathers and mothers and brothers and sisters. And that's why we believe that by opening the Rinya border is not only a way of coming only just for to visit Famagusta. We believe that by opening the Rinya road is a way to open the ghost town of Famagusta. Sınır kapısı açılmaya çalışıyor fakat henüz hala bir gelişme yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncemiz bir an önce açılmasıdır. Çarşımız bomboş. Karşılıklı geçişler olursa bir umuttur. Çarşımız belki canlanır. Temennimizin yani kapıların açılmasıdır. Derinye kapısının artık bir an önce açılması gerekir. Çarşının daha biraz daha canlanması için bizim için daha olumlu olacağını düşünüyoruz. O yüzden bir an önce geciktirilmeden açılması lazım. En erken bir zamanda açılsın. Her iki toplum için de yararlı olduğuna düşünüyorum yani. Güneyden bize gelsinler, kuzeyden biz oraya gidelim. Ticaret gelişsin. Tabii ki arkadaşlık her şey için. Her iki toplum için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Rus siyasilerin ilgisizliğidir benim gördüğüm kadarıyla. Kapıların açılması elbette iyidir. Açılması taraflarıyız. Gerekirse eylemler yapacağız. Ancak sadece ilgilenen gördüğüm kadarıyla benim Mausa inisiyatifi olarak ilgilenir, çaba gösterir ama siyasilerin de çaba gerekir. Mausa'nın için çok güzel olur. Ekonomi açısından turistlerin gidip gelmesi daha rahat olur. İyi bir şey. Ana açılması için gerekirse meydanlara inecek.
veya 44 yıl boyunca çözülmüyorsa göreceksiniz ki bu bir devlet politikasıdır. Devletin kendisi istemiyor kapının açılmasını. Siz bakmayın siyasilere açılmasını, istediklerini, söylediklerini. Böyle bir şey olamaz. Hepsi de sırayla hükümet oldular. Defalarca oldular. Hatta şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi 3. dönemini orada geçiriyor. Kendileri istemediği için açılmıyor. Çünkü derinde kapısının açılmasıyla birlikte ekonomik aktivitenin getireceği sosyal etkileşimden müthiş korkuyorlar. Çünkü konu sadece Derinle Kapısı değil. Derinle Kapısı'nı açtığınızda Maraş konusu gündeme gelecek. Maraş'tan sonra başka adımlar gelecek. Bunu bildikleri için bundan kaçınıyorlar ve hep bir yol kazasına yatıyorlar. İşte biliyorsunuz geçmişte yemek krizi oldu. Sonra Kran Montana'da bir kriz çıktı. Şimdi denizde bir kriz var. Hep bir beklenti içerisindeler ve aplı çapmış diyorlar ama inanmayın. Abliç bittiğinde de açmayacaklar. Başka bir yol kazasını bekleyecekler. Tabii ki biz korkunun hiç faydası yok. Esnaflı olarak bu kapının açılmasını istiyoruz. Hem ekonomik özgürlük için hem barış adına ve bu kapının açması için de eylem yapacağız. Önümüzdeki hafta inisiyatifle birlikte sokakta olacağız.